günün birisinde Mekke-i Mükerreme'nin civarında çok büyük kabilelerden, aşiretlerden birisi bir heyet gönderdi. Bu kabile Udal kabilesiydi. Udal kabilesi. Geldiler, dediler ki, ya Resulallah, bizim çok büyük kabilemiz var biliyorsunuz. Nüfusu çok kalabalık, nüfusu da çok fazla bir kabileyiz. Toptan Müslüman olmak istiyoruz. Bize en seçkin muallimlerini, en seçkin mübelliğ mürşitleri hazırlayın, gönderin. Gelip bütün bir kabileye İslam'ı anlatsınlar, toptan Müslüman olalım dediler. Resul-i Zişanımız sevindi, çok sevindi. Allah-u Azimüşşan'a hamdü sena eyledi. Ve çok kıymetli ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden, muallimlerinden, fakihlerinden 10 kişilik bir heyet seçti. Hadi bakalım Udal kabilesine gidin ve İslam'ı anlatın, onların Müslüman olmasına yardımcı olun buyurdular. Heyet savaşa gitmedikleri için, ilim namına, İslam namına, tebliğat namına çıktıkları için yanlarına silah milah almamışlardı, hiçbir şey almamışlardı, öylece çıktılar gittiler. Nihayet iyice Mekke-i Mükerreme'den hayli uzaklaştıktan sonra, o civardan ayrıldıktan sonra uçsuz bucaksız bir çölün ortasına gelmişlerdi. Kuş uçmaz, kervan geçmez cinsinden bir vadiye, bir vahaya gelmişlerdi. Birdenbire korkunç bir sahneyle karşı karşıya geldiler. Meğer o kabilenin maksadı bir tuzak hazırlamak ve Allah Resulü'nün en gözde ashabını imha etmekti. Bir tuzak hazırlamışlardı, bir komplo kurmuşlardı. Birdenbire kum tepelerinin arkasından silahlarıyla saldıran kafir kabilenin katilleri, o 10 kişilik ashab-ı kiramın ileri gelenlerinin üzerine saldırdılar ve onları orada şehit ettiler, parça parça ettiler. Sadece Hubeyb isminde bir sahabi kaldı. Hazreti Hubeyb, onu çok iyi tanıyorlardı, onu çok iyi biliyorlardı. Orada öldürmediler, şehit etmediler, kıskıvrak yakalayıp esir ettiler. Doğru Mekke-i Mükerreme'ye götürdüler. Heyet Medine'den çıkıyor. Söz karışıklık meydana getirmesin. Heyet Medine'den çıkıyor. Bu şekilde bir neticeyle karşılaştıktan sonra Hazreti Hubeyb'i doğrudan doğruya Mekke'ye götürdüler. Onu hemen öldürmek istemiyorlardı. İbret-i alem olsun diye Hazreti Hubeyb'i bütün Mekkeli müşriklere gösterip ondan sonra imha etmek istiyorlardı. Gayeleri intikam almak, dehşet salmak. Olacak tabii kardeşim, İslam dininin yayılması için çok canlar verilecek, kanlar dökülecek, mücadele edilecek, İslam yayılacak. Bunun başka şekli yok ki, Allah'ın kanunu bu. Onlar bir şey kaybetmediler ki, işte اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُ. Allah onların canlarını hemen satın aldı, cennetin içerisine koydu. Bir şey kaybetmediler yani. Böyle iman etmişlerdi. Bizim zamanımızda şu içinde yaşadığımız cemiyetin öyle acayip bir davranışı var ki, Müslüman elini kolunu bağlamış duruyor, bir şey yapılması lazım, korkuyor, çekiniyor, sakınıyor. Ne lazım diyor, bana ne diyor, kendi kendine silmiş, çekip, kendisi vazifeli olduğu halde bir türlü bunu idrak edemiyor, kaybedeceği şey olmadığı halde hiçbir şey kaybetmek istemiyor. Aslında kaybedecek. Bir Müslüman niçin İslam'ın mücadelesini yapmaz? Efendim dünya çok tatlı tabii,
Dünya çok tatlı. O verilen dünyanın lezzetleri tabi onu bağlıyor. Hapishaneye düşerse zahmet görecek, meşakkat görecek, evindeki gibi mobilya bir karyolanın içinde yatamayacak, hanımıyla beraber bulunamayacak, evinden uzak düşecek, tabi korkuyor. Dünya çok tatlı. Sonra senetleri var, sepetleri var, ticarethanesi var, para geliyor, pul geliyor, müşteri kaybeder, hapishaneye giderse ticareti kesilir. Korkuyor bütün bunlarda. Nedir yani? Neticede bunları kaybetmeyecek misin kardeşim? Bu topladığın paralar, yaptırdığın apartmanlar, altındaki arabalar, elindeki senetler, evindeki mobilya takımlar, en sonunda elinden alınıp buz gibi kabristana, toprağa gömülmeyecek misin? Netice değişmiyor ki. 60 sene, 70 sene ama ne olursa olsun netice bundan başka bir şey mi? Söyleyin bakayım bana. Aksine Müslüman Allah yolunda harcamadığı, durmadan yığınak yaptığı servetinin hesabını vermek zorunda kalacak. Düşünün ki bir Müslümanın elde ettiği paralar, sermayeler, servetler, mülkiyetler, apartmanlar, dükkanlar, tezgahlar, ticaretler en sonunda çocuklarına kalıyor. Eğer senin o çocukların 5 vakit namazını kılmıyorlarsa, açık saçık dolaşıyorlarsa, kumar oynuyorlar, içki içiyorlar, Allah'a isyan ediyorlarsa, onlara bıraktığın mallar o asilere kalacak, onlar senin bıraktığın eşyanın, mirasın, malların üzerinde kumar oynadıkça, şarap içtikçe, fuhuş yaptıkça, mezarında kemiklerin vallahi çatın çatın patlayacak. Senin akıbetin bu. Allah yoluna vermiyorsun da halk ne diyorsun? Ne yapıyorsun yani? Bir şey mi oluyor orta yerde? Onun için mümin uyanık olmalı, mümin İslam'a sahip çıkmalı. Bütün mesele burada düğümleniyor. Topladığın mal mülk ebediyen sende kalsa anlarım. Tamam aferin, senin zaten elinden alınmayacak, alınıyor. Kabrin kapısına geliyorsun, anandan doğduğun gibi çıplak toprağa gömülüyorsun. Şu televizyondan ve radyodan yayınlanan kelimeler, cümleler, neşriyat baştan başa hoşuma gitmiyor, bir şey hoşuma gidiyor. Ölenler oluyor hani, zaman zaman ölüyorlar. Ekseriyetle televizyondan ve radyodan ölüm haberlerini işitiyorsunuz. Bunların çoğu tiyatrocu, şarkıcı, çalgıcı, dalgacı, dolapçı, dümenci bunlar. Bir tiyatrocu öldü mü, 3 gün ondan haber veriyorlar. Ya bu milletin kurtuluşu tiyatroda mıdır? Bir şarkıcı öldü mü, televizyon durmadan gününü, saatini, hayatını, çocuklar, her şeyini anlatıyor. Bütün tiyatrocuların, şarkıcıların, çalgıcıların hayatını bütün insanlara yayın. Nedir bunlar bunlar? Bunlar da hangi şeye hizmet etmişler? İnsanları güldürmeye, insanları gaflete sürüklemeye, insanlara şehvet aşılamaya çalışan takımları durmadan reklam ediyorlar. Neyse oralara girmeyelim. Oralara girmeyelim. Allah'ın izniyle, Allah'ın lütfuyla, Müslümanların uyanmasıyla bu muazzam televizyon ve radyo gibi Allah'ın en büyük kudreti olan bu vasıtalar, bu aletler, bu cihazlar inşallah baştan başa İslam'a hizmet edeceklerdir. Günü gelecek, İslam'a hizmet edeceklerdir. Bu böyle devam etmeyecek. Bu fuhşiyat, bu rezalet bu kadar yayılmayacak. İnsanlık mahvoluyor. İnsanlık artık her şeyin farkına varmış bulunuyor. Allah'ın inayetiyle din-i celil-i İslam bütün dünyaya hakim olacaktır. Müslüman yeter ki varlığını Allah'a, Allah yoluna verebilmek şuuruna kavuşabilsin ve başlasın. Göreceksiniz ki elimizden tutan Hazreti Allah olacak. Onun tuttuğu eli ve kolu kimse kıramayacaktır. يَدُ اللّٰهِ فَوْكَ اَيْدِيهِمْ Allah'ın tuttuğu
tuttuğu eli kimse kıramıyor tabiatta. Allah'ın elinden tuttuğu insanlar, toplumlar, cemiyetler hiçbir zaman mağlup olmamışlardı. Yeter ki varlığınızı veresiniz. Evet. Bu işte bizi ürküten, bizi böyle sönük sönük, içine dönük kapalı dünyanın lezzetleri. Sonunda bırakıyorsun kardeşim. Bıraktığın şeylerin hesabı boynuna biniyor. Diyelim ki sen çok zengin Müslümansın. Vefat ettin. Cadillac araban, Mercedes araban çocuğuna kaldı. Miras bırak. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ayetine katiyen iman etmek lazımdır. Bu cemiyetimizde çok sönük bir nokta. Bu tutuşmadıkça bu iman meşalesi imkan yok. Ayrılamayız. Evet, Hubeyb'i yakaladılar. Yakaladılar. Mekke-i Mükerreme'ye götürdüler. Ve Tenim denilen bir çölde idam ağacı kurdular. İdam ağacı. İdam sehpası diyoruz. Hani sehpa, idam sehpası kurdular. Hubeyb'i getirdiler. İdam sehpasında gırtlağına bir yağlı sicimi takıp öldürecekler, şehit edecekler. Her şeyi hazırlamışlar. Etrafına yığınla putperest toplanmış. Seyr-i temaşa ediyorlar. Müslümanları öldürmekten zevk alıyorlar. Müslümanları öldürmekten zevk alıyorlar. Yeryüzünde şimdi bile dikkat ederseniz ta Filipinler'de, Filipin, meşhur ve katil bir devlet Filipin, orada Müslümanları kıtır kıtır kesiyorlar. Birleşmiş Milletler'den bir kimse çıkmıyor. Müslüman öldürüldüğü zaman kimse bir şey söylemiyor. Bir kafir asıldığı zaman, bir Müslüman düşmanı, İslam düşmanı asıldığı zaman hemen ayağa kalkıyorlar. 20. asır da aynı o devir gibi zulümle dolu olan bir devir. Hiçbir şey değişmemiştir. İki tane İslam düşmanını dar ağacında salladınız mı, bütün kafirler kalkıyor, bu bir vahşettir diyor. Müslümanlar niye öldürülürken sesiniz çıkmıyordu? Neredeydiniz, niye? Niye hukukçu olmadınız o zaman? Ha, Müslümanlar ölsün canım, onlar kardeşi insanlar, öyle mi? Göreceğiz, İslam'ın elinden Allah tutacak. İslam'ı Hazreti Muhammed tutacak. Sahipsiz değildir. Müslüman sahipsiz olamaz. Müslümanın elinden Allah tutacaktır. Müslümanları sahipsiz zannediyorlar. Müslümanları biçare zannediyorlar. Ey Allah'ın Resulü, ya Resulallah, ruhaniyetin galeyana gelmeyecek mi? Ya Rabbel Alemin, nusretin tecelli etmeyecek mi? Ey toprakların altında, toprakların altında ruhani bir hayat yaşayan mukaddes şehitler, ey açıp Allah'a yalvarmayacak mısınız? Müslümanlar daha fazla ezilmeye devam edeceklerdir. Müminler, Müslümanlar, şuurlanınız. Ne yaptığınızın farkına varınız. Eşya ve madde toplamaya gelmediniz. Eşya ve madde toplamaya gelmediniz. Topladığınız bütün mallar, eşyalar, maddeler mezarlığın kapısında bitecek. Vallahi elinizden alınacak. Yapayalnız kalacaksınız. Sehpanın altına getirdiler Hazreti Hubeyb'i. Yaklaştı. Son arzusunu sordular Hubeyb'e. Dönmesi imanından, İslam'dan vazgeçmesi kabil değil Hubeyb'in. Hiçbir Müslüman için düşünülemez zaten. İslam'dan dönmek mümkün değil. Müslüman olduktan sonra Müslümanlıktan dönen adam mürtettir, derhal öldürülmesi lazım gelir. Mümkün değil. Öyle olunca baktılar ki Hubeyb'i katiyen vazgeçirmek kabil değil, asacaklar. Son arzusunu sordular. Buyurdu ki,
şimdi canımı teslim etmek istediğim, benim malımın ve canımın müşterisi olan Hazreti Allah'a iki rekat namaz kılmak istiyorum dedi. Bırakın namaz kılayım şurada, huzur-u ilahiye varayım. Müsaade ettiler, hemen Allah'ın huzuruna durdu. Kum çölünde, kızgın çöllerin üzerinde, senin çöllerinde Allah'ın huzuruna durdu ve hızla, süratle iki rekat namaz kıldı. Ve hemen kalktı. Dediler ki, çok çabuk kıldın dediler. Bu namazı çok süratli kıldın. Niçin böyle yaptın deyince, Hubeyb şu cevabı verdi. Vallahi eğer siz benim hakkımda ölümden korkuyor da namazını uzatıyor demeseydiniz, gün batana kadar alnımı secdeden vallahi kaldırmayacaktım buyurdu. Huzuru orada bulmuştu. Mevlasına teslim olmaya gidiyordu. O canı kim vermişse ona vermek istiyordu. En ufak bir korkusu ve endişesi yoktu. Göz kırpmasına imkan ve ihtimal yoktu. O canı kim vermişti? O hayatı ona kim vermişti? Şimdi ona iade ediyor ve karşılığında tereddütsüz cenneti tadına alıyordu. Neden korkacaktı? Ama kafirler bunu anlayamazdı. Müşrikler bunu kavrayamazdı. Sonra dediler ki, ey Hubeyb, tekrar dünyana dönmek istemez misin? Tekrar eşyana, hurmalıklarına, bahçene, evine, çoluk çocuğuna dönmek istemez misin? Dönmek istemez misin hürriyetine, hayatına? Öyleyse şöyle bir kelime söyleyeceksin. Bizim söylediğimiz sözü tekrar edersen seni hayatına, çocuklarına, bağına, bahçene, hürriyetine kavuşturacağız dediler. Nedir buyurdu? Dediler ki, diyeceksin ki benim altında bulunduğum idam sehpasının altında Muhammed'in olmasını istiyorum diyeceksin. Vay kafirler! Düşünebiliyor musunuz? Ruhunda depremler meydana getiriyor insanın. Ruhunda, vicdanında zelzeleler meydana getirmek istiyorlar. Hubeyb çılgına döndü de, siz dedi, ne kafasız kafirlersiniz, ne ahmak imansızlarsınız, bu nasıl teklif edilir? Ben şu anda Hazreti Habibullah'ın bu sehpanın altında bulunması şöyle kalsın, onun mübarek ayaklarına kızgın kum tanelerinin değip de onu rahatsız etmesine vallahi razı değilim diyordu. İman muhabbet ister, iman gayret ister, iman mücadele ister, iman yanmak ister, iman tutuşmak ister. Mümin yığılıp kalan değildir. Mümin dünya hayatına çakılıp kalan değildir. Allah böyle olanları tehdit ediyor. Biliyorsunuz, erabitum bil hayati dünya. Siz dünya hayatına mı razı oldunuz? Başka bir şey ummuyor musunuz diyor benden. Ben cennet vereceğim size. Cemalullah vereceğim. Ebedi hayat vereceğim. Rıza ve rahmetim vereceğim diyor. Dünya hayatına nihayidir. Sonu var, sınırı var. Bitiyor, tükeniyor, kayboluyor. Baktılar ki hiçbir çare yoktur, dönmesi mümkün değil. İdam sehpasının altında boğazına yağlı sicimi geçirdiler, atacaklar. Birdenbire gözlerini ufuklara doğru dikti, çöl ile gökyüzü neredeyse birleşiyordu. Birleşiyordu, o kadar ufuk morarmış, kıpkırmızı bir hal içindeydi. Ufukta bir müddet ötelere baktı, baktı. Birdenbire müşriklerin dehşetle, merakla bakışı içerisinde Esselamu aleyke ya Resulallah diye bir feryad-ı figan eyledi. Ey Allah'ın Resulü, sana selam olsun. İşte canımı ve bütün hayatımı Allah yoluna feda ediyorum diyordu. Bir an bekledi, merakla ta ufuklarda bir telsiz haberi bekler gibi, bir televizyon aynası gözler gibi ufuktan gözlerini çekmiyor ve bekliyordu. O esnada ta Medine-i Münevvere'de Resul-i Zişan Efendimiz Mescid-i Saadet'inde, Ravza-i Mutahharesinde Eshab-ı Kiram'ıyla sohbet ederken o dakikada sohbetini kesti ve aleyhisselam
selam ya Hübeyb! Ve aleyke selam ya Hübeyb! Ve aleyke selam ya Hübeyb! Diyordu. Selamın geldi bana Hübeyb. Müjdeler olsun! Allah ve Resulü seni bağrına basıyor buyurdular. Sahabe-i kiram merak içindeydiler. Endişe içindeydiler. Ne oluyor ya Resulallah? Ne oluyor birdenbire? Buyurdular ki kardeşiniz Hübeyb şimdi hayatını verdi, Allah'ın cennetini satın aldı. Hayatını Allah'a teslim etti buyurdular. Ona dua edin, ona dua edin, ona Allah katında mağfiret vermesini dileyin diye Resul-i Zişanımızın gözlerinden pırıl pırıl yaşlar damladı ve mukaddes sakalı bir müddet ıslandı kaldı ve perde kapandı. Hübeyb öylece bırakıldı, müşrikler çekip gittiler. Akşama doğru iyice etraf kararmadan akıllarına geldi. Yahu biz Hübeyb'i astık, idam ettik, öldürdük dediler. Şimdi onun cesedini gelip kaçırırlar haberi olanlar, gizli Müslümanlar var, cesedi kaçırırlar, yakalarlar götürürler, hemen gidelim Hübeyb'in cesedini ateşte yakalım dediler. Geldikleri zaman idam sehpasının altında vallahi Hübeyb'in cesedi yoktu. Onu melekler alıp Allah katına götürmüşlerdi. Nerede bırakmamışlardı? Müşriklere teslim etmemişlerdi. Mümin, yeter ki mümin olasın, yeter ki varlığını vacibül vücud olan Allah'a teslim edesin. Bütün kapılar açılacak. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَتْلَعِ الْفَجِرِ İslam'ın fecri doğduğu zaman, bir Müslüman hayatını İslam'a teslim ettiği zaman, göklerden melekler geliyor, göklerden ruh geliyor, mukaddes varlıklar geliyor, evliyanın ruhaniyeti geliyor, şehitler geliyor, o Müslümana yardımcı oluyorlar. Yeter ki mümin, hakikaten mümin olsun. Tenezzelül melaiketü, melekler sökülüyor, melekler alkışlıyor, Allah'ın dostları, ruhaniler alkışlıyor. Maddenin bir kıymeti yoktur. Madde bugün biliyorsunuz enerjiye dönmüştür. Maddenin aslı atomdur. Atomun aslı ortasında pozitif yüklü bir çekirdek, etrafında dönüp dolaşan negatif yüklü elektronlardan ibarettir. Fırıl fırıl dönen bir enerji vardır. Bu enerjiyi madde kendisi koymamıştır. Bu enerjiyi ortaya koyan Allah-u Teala'dır. Madde bugün manevileşmiş, madde enerjiye dönmüş, Avrupalıyı, Batıyı, ilim adamlarını dehşete düşürmüştür. Maddenin aslı enerjidir, dalgadır, titreşimdir, manyetik bir sistemden başka bir şey değildir diyorlar. Maddeye kapılıp kalmayınız. Maddenin hakikati enerjide, la havle ve la kuvvete maddesinde saklı bulunmaktadır. Kardeşlerim, demek ki bütün mesele elimizde ve önümüzde olan dünyamızı İslam'ın mücadelesine verebilmektir dava. Bu imanı yaşayabilmektir. Eşyadan ve maddeden kaçış alametidir. Günde 5 vakit namaz kılmak ne demektir söyler misiniz? Günde 5 defa evini, çocuklarını, yavrularını, eşyanı, maddeni, tezgahını, dükkanını bırakıp günde 5 defa Allah'ın huzuruna gelmek bir eğitim değil midir? Eşyadan ayrılmayı öğretiyor Cenab-ı Hak. Maddeden, maldan ayrılmayı öğretiyor ve kendisine davet ediyor, huzuruna teslimiyet istiyor. Kıldığımız namazlar bizi bu hedefe götürmüyorsa namaz sıfatına malik değildir. Namaz sıfatına malik değildir. Kıldığımız namazlar servet ve sermayemizin, eşyamızın Allah yoluna teslim edilmesini temin etmiyorsa o namaz şekildir, kalıptır, hiçbir mana ifade etmemektedir. Her gün eşyadan ve maddeden ayrılıp Allah'ın huzuruna gelmek, varlığımızı ona teslim etmenin bir alameti, bir talimatı, bir eğitimi değil midir? Beytullah'a gitmek, hacca gitmek aynı şey değil midir? Bir hacı yola çıkıp, pasaportunu yanına alıp, dövizini, hazırlığını yanına alıp, evinden, ehlinden, çocuklarından, memleketinden ayrılmıyor mu? Bir ayrılık talimi değil mi? Allah'a teslim olma talimi değil midir?
Sonra Mekke-i Mükerreme'ye girmeden üzerindeki elbiselerden de Allah ayırıyor onu. Giy kefenini, giy ihramını, bana en sonunda bana geleceğin gibi gel diyor Cenab-ı Hak. Aldanma dünyana ve eşyana, en sonunda böyle geleceksin demiyor mu? Öyleyse nedir bu dünya sevgisi? Körün körüne bu bağlılık, nedir bu dehşetli tutuculuk? Asıl tutuculuk, şimdi Müslümanları tutuculukla suçlandırıyorlar. Efendim Müslüman çok tutucu, Müslüman çok gerici, Müslüman çok şu çok bu. Tutucu kelimesini, esas tutucu olmak Allah'ın en sonunda elimizden alacağı dünyayı tutmaktır, ahmaklık ve tutuculuk. Elimizden alınacak olan dünyaya bu kadar sarılmak, bu kadar tutucu olmak Müslümanın sıfatı değildir. Müslüman dinini dünyasına hakim kılmak için meydana gelmiş insan. Müslüman dinini dünyasına hatim kılmak için meydana gelmiş insan. Bunu temin edememişse Müslümanın malı başına beladır. Müslümanın dükkanı tezgahı başına beladır. İşte bugün bela olmuştur. Bugünkü sıkıntılar bu perişanlığın sonunda meydana çıkmıştır. Kardeşlerim, derse nihayet vermeden birkaç dakika içerisinde söylenmesi icap eden birkaç hususu da söyleyip derse nihayet vereceğim. Haftaya bu dersin devamı var. Öyle bir ayet-i kerime var ki şahsen Allah'a yemin ediyorum benim tüylerim ürperiyor. Haftaya bu ayet-i kerimeyi arz edeceğim ve meselelerimizi açık açık ortaya koyup işlemeye devam edeceğiz.